Melisa Hanım. Melike dışarı çık. Merhum atam Yavuz Sultan Selim Han'a Mısır seferinde Hicaz'dan gönderilen Kur'an-ı Kerim'dir bu. Cenab-ı Allah Nisa suresinde buyurmuşlar ki, ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre de itaat edin. Ve yine Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki, üzerinize Habeşi bir köle dahi emir tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla sevk ve idare ettiği müddetçe ona itaat edin. Ey ümmeti Muhammed! Siz inananlardan değil misiniz? O halde neden bana itaat etmezsiniz? Yeniçeri kullarım, zorbaları müdafaa edip neden isyana göz yumarsınız? Devletli padişahım, siz zillullahsınız. Bizim hünkârımıza muhalefetimiz yoktur. Dostu dostumuz, düşmanı düşmanımızdır. O halde müfsit ve zorbaları himaye etmemeniz gerekir. Ya Hak! Ya Hak! Biz padişahımıza itaat üzereyiz.
eşkıyayı zinhar himaye etmeyiz. Vade Sultanım, Padişah Efendimiz Bab-ı Saad önünde ayak divanına çıkmışlar. Yeniçeri ve sipahi ihtiyarları, ulema, ahali, herkes orada. Binmek istersiniz diye ben. Sipahi kullarım. Sizin muhalefetinizden ve fitne çıkarmanızdan devlet-ü saltanat zaafa uğradı. Talepleriniz devletin belini büktü. İçinizdeki serkeş ve insafsız eşkıya çoğaldı. Alemi soyup ahaliyi dağıttılar. Sayınız 40.000'e ulaştı. Lakin istediğiniz makamların hepsi 500'ü bulmaz. Niçin ulüfe istersiniz? Reayayı soyarsınız. Reaya olmayınca hazine nereden bulunur? Ulüfe nereden verilir? Şu deryadan mı vereyim ulüfenizi? Biz padişahımıza karşı asi namını kabul etmeyiz. Padişahımızı tazyik edip edepsizlikle mal tedarikine düşenler bizim rızamızda değildir. Biz onların zaptına kadir değiliz. O halde eşkıyanızı ayırıp vereceksiniz. Eşkıyayı zinhar himaye etmeyiz. Padişahımıza gerekmeyen bize de gerekmez. Çıkarsın bunları. Zinhar söyletmeyin. Ulema'dan kadı efendiler, öne çıksın. Kadılarım, niçin ahkam-ı şeriyeyi tam tatbik etmezsiniz? Zulmü def etmek için neden uğraşmazsınız? Ve dahi, neden rüşvet alırsınız? Haşa devletlüm, bizim yolumuz şeriat yoludur. Lakin, ne zaman zalim bir voyvodanın cizyedarın zulmüne mani olmak istesek, rüşvet alır, asileri himaye eder diye hakkımızda iftirada bulunurlar. Bizler şerlerinden korkar, zillet ve zahmet çekeriz. Hünkârım, oğlum İstanbul kadısı Seyit Mehmet doğru söyler. Haksız yere haraç almak isteyen bir sipahiye mani olmak istediği için onun dahi hanesini basıp esvap ve atlarını yağma ettiler. Şeyhülislam Ahizade Efendi, siz ne yaptınız? Neden mani olmadınız? Devletli padişahım, hakkımızda inayet gösterir, bizi destekler iseniz zulmü tez zamanda bertaraf ederiz inşallah.
Hala. Ey ümmeti Muhammed. Sizlerin de şahitliğinde Yeniçeri, sipahi, ulema kullarım bana, padişahlarına sadık olduklarını beyan ettiler. Lakin bu kâfi değil. Herkesin gözleri önünde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e el basıp sadakat yemin edecekler. Kanuni kadime riayet edip fitne fesat çıkarmayacağımıza. Fitne fesat çıkarmayacağımıza. Halife-i ruhi zemin, padişah efendimize itaat edeceğimize. İtaat edeceğimize. Aramızdaki hainleri, zorbaları barındırmayıp hepsini teslim edeceğimize. Teslim edeceğimize. Allah'ın ve onun yeryüzündeki gölgesi padişah efendimizin huzurunda yemin ederiz. Yemin ederiz. Vallahi billahi tallahi. Her ne vakit saadetli padişahımız bir emir verir de ocağımız bu emrin hakkından gelemezse, Allahu Teala'nın, peygamberlerin, bütün meleklerin, Hazreti Muhammed ümmetinin laneti üstüne olsun. Amin. Ben dahi yedi iklimin padişahı, Halife-i Ruh-i Zemin, Sultan Murat Han, fütuhat devrini yeniden başlatacağıma. Zorbalığa, bozgunculuğa, rüşvete son verip nizam-ı alemi tesis edeceğime. Bu yüce devleti adaletle idare edeceğime. İslam bayrağını bütün cihana yaymak için savaşacağıma. Yüce Allah'ın huzurunda, siz kullarımın şahitliğinde yemin ederim. Vallahi, billahi, tallahi.
Babam da yıllar önce Katolik Macar soruları yüzünden kaçmış. Osmanlı'ya sığınmış. Ne tuhaf değil mi madam? Babamla aynı kaderi yaşıyoruz. Babanız Gabor çok cesur bir kraldı. Döndü ve inandıkları uğruna savaştı. Tıpkı sizin de yapacağınız gibi. Hiç şüphen olmasın, savaşacağım. Halkımı o zalim amcamın elinden kurtaracağım. Bunun tek yolu Sultan Murat Prenses. Dün gece ne yaşadınız bilmiyorum ama... Prenses Farya. Hoş geldiniz. Mustafa. Mustafa Ağa. Bana silahtar diyebilirsiniz. Sultan Murad'ın hem silahtarı hem has odabaşıyım. Bir ihtiyacınız, arzunuz var mı diye sormaya geldim. Sayenizde yok. Sultan Murat nasıllar? Verdiğim mektubun sırrını çözebildiler mi? Bunu siz kendisine sorarsınız. Zira bu akşam sizi ziyarete gelecekler. Vallahi duy da inanma. Kim derdi ki valideyi kösem sultanın naibeliği son bulacak diye? Yavru aslan büyümüş, büyümüş de validesine diş gösterir olmuş. Şişt, o ne biçim laf öyle? Biri duyacak, canını mı susadın sen? Ya kim duyacak, anlat sen. Neler oldu haremde, validemiz ne yaptı? Tövbe yarabbim. Gözlerinden ateş çıktı vallahi. Ateş, dairede ne varsa yıkıp dökmüş. Eyvah, taşla aynayı da mı kırdı? Tuz da buz etmiş hem de. Yürü hadi, al kızları yanına, iyice bir toplasın etrafı, çabuk. Allah'ım, kaçıncı ayna, bu kaçıncı ayna? Durma öyle beynam, durma. Bir tas çorba ver ayrına. Elim ayağım titriyor vallahi. Hemen ağabey. Destur! Valide Kösem Sultan Hazretleri! Validem. Söyle şunları ayak altında dolaşmasınlar. Emredersiniz. Çabuk içeri girin. Çabuk, zinhar sesinizi duymayacağım. Hanife, Gülnaz, çabuk buraya gelin. Valide Sultanımızın dairesini temizleyeceğiz. Çabuk. Lanetler kafa. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ne? Hünkârımız bugün aslanlar gibi kükremiş. Ne var bu gece, hazırlansam da varsam yanlarına? Ben diyorum hadımım. Sen diyorsun kaç çocuğun var. Sırası mı şimdi? Ya ama o sıra bir türlü gelmedi. Hem sen bana söz vermiştin. Lakin günler geçti üstünden. Ya ne var bugün, hazırlansam da varsam ha? Sabır Afitap, sabır. Ya sabır. Yürüyün benimle. Sultan Murat herkese sadakat yemini ettirmiş. Üstelik Valide Sultan'ın da naibeliğine son vermiş. Bir an evvel müdahale etmezsek yılan büyüyecek ve bizi ısıracak. Sultan Murat gerçek bir padişah olmak istiyor. Lakin Kösem Sultan hayattayken bu mümkün değil. Oğlu dahi olsa gücünü kimseyle paylaşmaz. Ana ile oğul savaşacak demek. Peki Prenses Farya ne olacak? Büyük konsüle ne hesap vereceğiz?
prensesi teslim alamıyorsak eğer, geriye tek bir çare kalıyor Rahip Lorenzo. Ölüm. Hakkınızı ödeyemem Yahya Efendi. Karanlık günlerde pusulam olup bana yol gösterdiniz. Hünkârım, merhum atanız ordularıyla Mısır seferine çıktığında kimse Sina çölünü aşacağına ihtimal vermemiş. Lakin Rabbimin mucizesi aşmışlar. Bir haftada. Hem de yürüyerek. Kendilerine neden yürüdükleri sorulduğunda Fahri Kainat Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed önümüzde yürürken ben at üstünde gitmekten haya ederim demiş. Hünkârım, kıssadan ise eğer yolunuz doğruysa Rabbim sizi yalnız bırakmaz. Gel. Hünkârım, Valide Sultanımız geldiler. Huzura kabul beklerler. Valide Sultanım, hünkârımız daha sonra teşrif etmenizi buyurdular. Sultanım. Yahya Efendi. Belli ki validemin diyeceklerim için. Biz istişaremize sonra devam ederiz. Nasıl buyurulsa hünkârım. Sultanım. Yıldır bu kubbenin altındayım ben. Bir Allah'ın günü yoktur ki devletimin, hanedanımın düşmanları saldırmasın, tuzak kurmasın. Şeytanın dahi aklına gelmeyecek her şeyi yaptılar. Lakin ilk defa beni evladımla sınıyorlar. Beni o kadar görmüyorsunuz ki validem. O kadar inanmıyorsunuz ki bana. Naibeliğinize son veriyorum. Bunu dahi düşmanlarınızın yaptırdığını düşünüyorsunuz. E tabii, aklını çeliyorlar. Kışkırtıyorlar. Seni bana düşman etmek istiyorlar. Nasıl yaparsın Murat? Bunu validene nasıl yaparsın? Hünkâr abimizi hiç böyle görmemiştim. Daha 2-3 ay evvel sarayı basan asileri diz çöktürdü. Dün geceden belliydi. Beraberdik. Asi bir sipahinin canını aldı. Sanki karşımda duran abim değil de bir başkasıydı. Tanıyamadım onu. Asilerle, zorbalarla derdini anlarım. Lakin validemizi neden gözüne kestirdi? Neden naibelikten azletti? Sebebi belli. Saltanatına gölge istemiyor. Niye bu kadar seviniyorsun? Dur tahmin edeyim. Validemize düşmanlığın var değil mi? Zira
anneni bu saraydan sürgün ettirdi. Boyundan büyük laflar etme Kasım. Benim kimseye bir düşmanlığım yok. Olamaz da. Olacak. Hünkar abimiz madem gölge istemiyor, o zaman bizler de topun ağzındayız. Bilhassa sen Bayezid. Malum, en büyük şehzadesin. Sizi ikaz ettim. Benden habersiz hiçbir şey yapmayın dedim. Lakin siz asilerle meşveret etmişsiniz. Onlara yeniden makam sözü vermişsiniz. Benim irademi hiçe saymışsınız. Demek bu sebeple ben o meşverete saltanat naibesi olarak gittim. Hanedanımı ve devletimi korumak istedim. Asilere boyun eğerek. Ben kimseye boyun eğmedim, eğmem. Tabiatımda yok. Bunu en iyi sen bilirsin. Siyaseten istediklerini verip ilk fırsatta kellelerini almaktı niyetim. Lüzum kalmadı. Birçoğunun kellesini bizzat aldım. Keşke benimkini de alsaydın. İnan daha az yanardı canım. Herkesin içinde naibeliğime son verdin. Sanki olan bitenden ben mesulmuşum gibi. Ben suçluymuşum gibi. Yazık. Validene bunu mu reva gördün? Validem. Meseleyi şahsi görmeyin. Mevzu bahis devletin istikbali. Devletin istikbali. Ben bu saltanatı rahmetli babandan devraldım tam 15 sene evvel. Bütün yükü tek başıma sırtladım. Seni ve kardeşlerini korumak için kaç defa öldüm biliyor musun? Kaç defa yandım. Ben olmasaydım ne hanedan kalırdı ne devlet kalırdı. Şimdi geçmişsin karşıma bana devletin istikbalinden bahsediyorsun. Senin o devlet dediğin benim, ben. O devir kapandı validem. Naibeliğiniz bitti. Kabul etseniz de etmeseniz de hakikat bu. Siz valide sultan olarak yalnızca haremi idare edeceksiniz. Daha fazlasını değil. Devlet artık gerçek sahibidir. Ağlar! En büyük hayalim neydi biliyor musun? Senin büyümen, güçlü olman, devlet yükünü sırtımdan almandı. Vakti geldiğinde, hazır olduğunda ben kendim çekilecektim zaten. Lakin şimdi... İkimiz de biliyoruz ki o vakit asla gelmeyecekti. Asla vazgeçmeyecektiniz. Öyle ya. İktidar şerbetinden içtiniz bir kere. Tadını aldınız. O şerbet ki içmesini bilmeyene zehirdir oğlum. Nicesi içip yolunu şaşırdı. Kimi derbeder oldu, kimi zalim oldu. Hamdolsun ben onlardan olmadım. İnşallah sen de olmazsın. Yahya Efendi. Şeyhülislam Hazretleri. Buyurun.
askere, ulemaya yemin ettirmek inşallah çare olur. Lakin nihai çözüm olmadığı aşikar. Asiler kırılmakla tükenmez. Sulh olamazsa isyan büyür. Yanlış Yahya Efendi. Padişahımıza yanlış akıllar veriyorsun. Padişah efendimizin hiç kimsenin aklına ihtiyacı yok. Şükürler olsun. Bendenize sualleri oluyor, istişare ediyoruz. Hangi sıfatla? Emekli oldun, bir makamın dahi yok. Hak yolunda emekli olunmaz. Doğru bildiğimi söylemek için de makama hiç ihtiyacım yok. Gel. Validemin eski alışkanlıklarından vazgeçmesi kolay olmayacak Yemankeş. Bu yüzden attığı her adımı bilmek istiyorum. Ben halihazırda emriniz üzere kendisini takip etmekteyim hünkârım. Bizzat yanında olacaksın. Bizzat. Geliyor, geliyor. Vallahi de, billahi de. Yahu muhterem, ne yapıyorsun ya? Allah Kur'an hakkı için ne yapıyorsun ya? Zaten topun ağzındayız. Abdestim kaçacak, cenabet gideceğim öbür tarafa. Ne var, ne bağırıyorsun sabah sabah? Ne oldu, ne var? Ne mi oluyor? Ne mi oluyor? Ya Sultan Murat geliyor, mektubu soracak. Hallederiz be evliya. Sen az buraları toplayıver be evliya. Geliyorum ben. Şu hale bak. Sultan Murat neler yapmış bugün neler. Herkese sadakat yemini ettirmiş diyorlar. Kösem Sultan da artık naibe değilmiş. Allah yardımcısı olsun Sultan Murat'ın. Hainler her yerde. Kösem Sultan, Sultan Murat'ın annesi, büyük kraliçe, öyle değil mi? Sultan Murat çocuk yaşta tahta çıktığı için naibe oldu. Oğlu adına Osmanlı'yı yönetiyor. Anlaşılan artık yönetemiyor. Aa, şunlar çok güzel. Söyledim valide. Hünkâr kardeşim ne yaptığını bilmiyor. Eğer onu durdurmazsanız daha çok kişinin canı yanacak. Abimi itham etmekten vazgeç. Validem niye durdursun ki? Sonuçta istediği bu değil miydi? Haksız mıyım validem? Hünkârımızın kudretli bir padişah olmasını istemiyor muydunuz? Doğrusu bu. Doğru olan ne Atike? Kullarımızın önünde validemizi aşağılaması mı? Herkes duysun bilsin istemiş. Kötü bir niyeti yok.
Atike. Dairene dön. Geberhan sen de. Bir hayli tesirlidir sultanım. İyi gider. Başım çatıyor. Boş boğazsın Atike. Boş. Valideme destek olacağın yerde ettiğin laflara bak. Allah kimse alınmasın, gücenmesin. Neticede birilerinin hakikatleri söylemesi gerek. Üzgündü Atike. Kendini ihanete uğramış hissediyordu. Tıpkı benim gibi. Hiç değilse susabilirdi. Yok. Aklına gelmez. İnşallah o acı hakikatler bir gün senin de canını yakmaz. Geberhan haklı hacı. Hünkar oğlum beni herkesin içinde aşağıladı. İhanet etti bana. Yıllardır düşmanlarımın yapamadığını kendi evladım yaptı. Of. Nerede hata yaptım ben? Nerede? Siz en doğrusunu bilir, zinhar hata yapmazsınız sultanım. Hünkârımızın da size hürmeti, sevgisi malum. Lakin büyüdüler sadece. Kendi kanatlarıyla uçmak istiyorlar artık. Saltanatın göğü ateştendir hacı. Uçmak için büyümek yetmez. Daha ne olduğunu anlamadan bir bakarsın kolun kanadın yanıverir. Acele et, neredeyse gelecekler. Ya Allah! Padişahım, şeref verdiniz. Hünkârım hoş geldiniz, şeref verdiniz hanemize. Nedir vaziyeti Zerfen? He? Sakın bana mektubun sırrını çözemediğini söyleme. Tabii. Bağışlayın. Yani benim biraz daha çalışma lazım. Evreka! Ne oldu, çözdün mü? Çözdüm tabii. Tabii ki çözdüm. Üzerine şarap dökünce gizli yazı açığa çıkıyor. Kafirler! Kafirler yani hünkârım. Mektubu bile şarapla okunacak şekilde yazmışlar. Ne yazıyor Zerfen? Bilmem. Kuruması lazım. Biraz bekleyeceğiz. Demek prenses bu.
fazla açık. Nasıl? Bu hazırlığın manası nedir prenses? Yoksa Sultan Murat için mi? Size söylediğime pişman etmeyin benim adam. İşte bu yüzden ikaz ediyorum zaten prenses. Pişman olmamanız için. Neredesiniz? Karşınızda kimler var? Asla unutmayın. O elinizdeki yıldız taşıdır. İnsanı kötülüklerden korur. Prenses Farya. Siz kimsiniz? Nereden tanıyorsunuz beni? Sarayda herkes sizden bahsediyor. Ben nişancı vezir Sinan Paşa. Sultan Murad'ın sadık kullarından. Öyle mi? Memnun oldum. Başınıza gelenleri işittim. Onca hadiseden sonra geminizden ayrılmanız bilmem ne kadar doğru. Daha dikkatli davranmalısınız. Siz hiç merak etmeyin. Silahdar Ağa'nın haberi var. Tedbir alındı. Müsaadenizle. Ayşe Sultanım. Sinan Paşa, beni görmedin duymadın. Zinhar kimse bilmeyecek. Bana itimat edebilirsiniz. Merakınızı da endişenizi de anlıyorum. Prenses pek tekin biri değil. Ne demek o? Bir katilmiş. Kardinal katili. Papa'nın yeğenini öldürmüş. Padişahımız ne yazık ki tehlikenin farkında değil. Elçiler geldi. Ancak teslim etmediler. İnşallah ben yanılıyorumdur. Zira hiç gözüm tutmadı. Papa Urbanus, Avrupa'daki krallara ithafen bizzat yazmış mektubu. Aralarındaki kavgaya son verip Osmanlı'ya karşı ittifak çağrısı yapıyor. Herkesi haçın altında toplanmaya, İsa'nın askeri olmaya davet ediyor. İstanbul'da gizli bir cemiyetleri varmış. Birçok mensubu varmış bu cemiyetin. Hatta öyle ki bazıları Topal Paşa gibi vezir seviyesindeymiş. Kimleri yanımızda tutmuşuz? Başka isim var mı? Maalesef. Sadece Topal Paşa'nın adı geçiyor. Hünkârım. Prenses Farya haklıymış. Papa yine ittifak peşinde. Hünkârım, bütün hayalleri buydu zaten. Küfür tek millettir. Küffar yek vücut olup Osmanlı'yı yıkmak istiyor sultanım bunlar. Bu teşkilat nedir? Kimlerden müteşekkil? Hepsini öğreneceğiz. Elleri kolları nereye uzanırsa uzansın kesip atacağız evvela. O güne kadar da tedbir elden bırakma silahlar. Bilhassa sarayımda. Emri ferman yüce padişahımızındır.
Yemin ederim validem. Hünkârımızın kararlarından haberim yoktu. Zaten yüzünü görmüyorum nicedir. Torunlarımı da ailelerine götürün. Gitmeyeceğim ben, burada kalacağım. Ahmet'im yarın yine gelirsin, günler torbaya girmedi ya. Hadi. Başımıza öyle bir bela almışız ki valide. Nasıl kurtulacağız Allah bilir. Ne belası? Şu hatun. Prenses Farya. Aslında bir katilmiş. Papanın yeğenini, bir kardinali öldürmüş. Ne diyorsun sen Ayşe, emin misin? Emin olmasam size bunları söyler miyim valide? Hatun tekin biri değil. Ne malum casus olmadı? Katilmiş de. Maazallah. Ya hünkârımıza zarar verirse? Sultan Murat Hazretleri. Yıldız taşıymış. Bugün çarşıdan aldım. Kötülüklerden korurmuş. İnşallah ihtiyacın kalmaz. Gel. Silahtar ağam. Atike Sultanımız yolladılar. Acilen görüşmemiz lazım. Mesele hayli mühim. Yolladığım ayı takip et. Seni bana getirecek. Bana verdiğin mektubun sırrı nihayet çözüldü. Öyle mi? Her şeyi öğrendim. Ne yazıyormuş? Haklıymışsın prenses. Bu kadarını bil kâfi. İyi madem. O halde bir yalancı olmadığımı anlamışsınızdır. Ben üzerime düşeni yaptım. Şimdi sıra sizde. Verdiğiniz sözü tutmalısınız. Ben bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Nasıl? Söylediklerim doğruysa yardım edecektiniz. Değilse canını alırım demiştiniz. Demediniz mi? Evet. Bunları konuştuk. Fakat ben bir söz vermemiştim. Zaten buraya bunun için geldim prenses. Sözüm söz. Babanı öldüren validene sana zulmeden amcan İşvan cezasını çekecek. Emin olun cezasını çekecek. Bunu bizzat ben yapacağım. Tabii eğer bana bir ordu verirseniz. Ordu? Başında benim olduğum güçlü bir ordu. Amcamın üzerine yürüyeceğim. Onu döktüğü kanda boğup halkımın esaretine son vereceğim. Neden ciddiye almadınız beni? Neden güldünüz? Bir kadın olduğum için mi? Bakın, ben o narin, kırılgan prenseslere benzemem. Çok iyi dövüşüyorum, siz de gördünüz. Kılıcımda birçok erkeğin kanı var.
Eğer bir ordum olursa önümde kimse duramaz. Buna hiç şüphem yok. Fakat... terk etmemiz gerek. Madam! 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 İçeride! Çek! Hoşça kal, prenses. Sultanım, acil demişsiniz. Mesele nedir? İyi değilim silahtar. Vallahi ne günüm gün, ne gecem gece. Uyku da tutmuyor. Kaç gündür düşünüp duruyorum. Neden böyle? Nedir bu hislerin manası diye. Kalbime. Nasıl da çırpınıp duruyor. İçime sığmıyor sanki. Kanatlanıp uçacakmış gibi. Sultanım. O hisler ki tehlikelidir. İnsanı derin bir uçuruma sürükleyebilir. Biliyorum. Ama ben düşmekten korkmuyorum silahtar. Ya sen? Sultanım, gelenler var. Silahtar ağam, ben de sizi arıyordum. Limanda hünkârımıza saldırmışlar.
Bu Ayşe nereden biliyor bunları? Doğru mu yanlış mı öğrenmek lazım. Bunca işin arasında bir de Prenses Farya ile uğraşmak istemiyorum. Endişelenmeyin validem. Hatun misafir. Bugün değilse yarın yolcu. Validem! Hünkar abim! Canına kastetmişler. Aman yarabbim. Hünkârım. Silahlar. Saraya malumat vermeye gitmiştim anca gelebildim. Afiyettesiniz inşallah. İyiyiz silahlar, iyiyiz. Bu belayı da def ettik çok şükür. Neyse ki kemankeş yanımdaydı. Giovanni, nedir bu halin? Diğerleri nerede? Hepsi öldü efendim. Sultan Murat, prensesi kurtardı. O da gemideymiş. Mani oldu. Başaramadık. Padişahın orada olacağından haberin yok muydu? Haberim olsaydı, ona göre tedbir alırdım. Yürü. Size bir şey oldu diye çok korktuk. Telaşa lüzum yok. İyiyim ben. Prenses Farya da öyle. Ayşe kızım. Hadi sen odana git. Çocuklar merak etmiştir. Hünkar babalarının iyi olduğu haberini ver. Kim bunlar Murat? Ne cüretle canına kastederler? Benim değil. Prenses Farya'nın canına kastettiler. Bostancıbaşı. Böyle mi koruyorsunuz hünkârımızı? Deniz tarafından gelmişler silahtarım. Çaresiz kalmışlar. Çaresiz kalmışlar öyle mi? Bizzat ikaz ettim. Gözünüzü dört açın dedim. Gel. Silahtar ağa. Sinan Paşa. Limana dönün. Herkes sorgu sual edin. Bir şey gören, duyan var mı öğrenin. Hadiseyi işittir işitmez geldim. Hünkârımız afiyettedirler inşallah. Çok şükür saatleri yerinde paşam. Prensesin de öyle. Kimmiş bu hainler? Bir şey öğrenebildiniz mi?
akıl alır gibi değil. Bir hatun için nasıl canını tehlikeye atarsın? Maazallah ya sana bir şey olsaydı? İşin aslı bildiğiniz gibi değil valide. Nedir bilmediğin? Prensesin bir katil olduğunu. Üstelik kardinali öldürmüş. Nasıl himayeni alırsın, nasıl itimat edersin? Prenses bana bir mektup getirdi. Papa'nın krallara yazdığı gizli bir mektup. Osmanlı'ya karşı ittifak çağrısı yapmış. Hani damadınız Topal Paşa'nın sırrından bahsetmiştiniz bana. Senin yüzünden asla öğrenemeyeceğiz demiştiniz. İşte sır buymuş valide. Topal'ın başını çektiği isyanların arkasında küffar varmış. Emin misin? Zerre şüphem yok. Mektupta adını gördüm. Hain-i dini devletin. Daha birçok hain var. İçimize kadar girmişler. Ve biz kim olduklarını bilmiyoruz. Madem öyle nasıl buraya getirirsin prensesi? Ya o da oyunun içindeyse? Belki de sana yakın olmak için geldi. Olamaz mı? Belki öyle. Belki değil. Lakin ben ona inanmayı tercih ettim validem. İnşallah öyledir. Biz yine de tedbiri elden bırakmayalım emniyetin için. Siz müşteri olun validem. Ben icap edeni yapacağım. Sizden ricam, Prenses Farya ile alakadar olun. İhaneti onun sayesinde öğrendik. Kaideler icabı burada kalması münasip değil biliyorsun. Başka bir yerde misafir edelim. Üsküdar'daki sarayı hazırlatayım, orada kalsın. O zamana kadar da İncili Köşk'te misafir ederiz. Hala. Prenses Farya'nın dadısıyım sultanım. Madame Marguerite. Sultanım. İncili Köşk'ü hazırlayın hacı. Bu gece prenses ve dadısı orada kalacak. Emredersiniz sultanım. Beyin ama hünkârınızın misafiri var, ona göre yap hazırlığını. Merak etme, her şey hazır. Yalnız ben bilemedim, prenses yer mi bunları? Vallahi gizlimiz saklımız kalmadı. Sen nereden öğrendin prensesin geldiğini? Niye gelmiş ki? Ne yapacakmış? Burada mı kalacakmış? Ya azıcık laf ver laf. Valide sultanımız ne dedi bu işe? Ben esas Ayşe sultanı merak ediyorum. O ne yaptı? Ha? Söylesene hadi, ne yaptı? Söylesene be kadın, ne yaptı? La ilahe illallah. Atike, sen İncili Köşk'e git, prensesin yanına yalnız kalmasın. Akşama eğlence tertip edeceğim onun için. Ben de çok merak ediyorum validem. Hünkar abimle birlikte dün gece sırt sırta dövüşmüşler. Erkek gibi kılıç kullanıyormuş hatun. Nihayet abim kendine göre birini buldu. Affedersiniz. Valide. Evet. Eğer izin verirseniz sarayıma gitmek istiyorum. Geverhan, sana kaç defa söyledim? Sarayını unut artık. Burada benim yanımda kalacaksın.
Öyle değil. Bazı hususi eşyalarımı almak için gideceğim. Buna ne lüzum var? Söyleriz, ağaları alıp gelirler. Orası benim evimdi validem. Yuvamdı. Senelerce orada yaşadım ben. Zevcimle, evladımla mutlu bir hayatım vardı. Paşa'ya veda bile edemedim. Yasıma mani oluyorsunuz. Bari bu kadarına izin verin. En azından son kez gidip evimi göreyim. Lakin Lalezar da seninle gelecek. Sultan Murat prensesi alevlerin arasından çıkarmış. Hatun nasılmış peki? Dedikleri kadar güzel miymiş? Ağlardan biri görmüş. Pek bir şeye benzetememiş. Allah çirkin talih versin diye boşuna demiyorlar. Ya ben hep bu yüzden kaybediyorum. Valide Sultanım. Mustafa. Nicedir hünkâr oğlumun yanındasın. En yakınısın. Hem hasoda başısın, hem silahdarısın. Herkesten çok sana itimat eder. Hünkârımız yüce gönlüyle bana hayal ettiğimden daha fazlasını bahşettiler. Buna rağmen hainler etrafta kol gezerken dün gece oğlumu neden yalnız bıraktın? Eğer vazifeni yapmayacaksan, eğer oğlumu koruyamayacaksan neyleyim seni? Aslanıma kul mu yok? Bağışlayın sultanım. Bir daha olmayacak. Silahtar ağa, yerini, hududunu bileceksin. Ateşin etrafında döndüğünü unutma. Fark etmedim. Zor bir geceydi. Nasıl, rahat uyuyabildin mi? Sayenizde. Çok üzüldüm. Eğer benim yüzümden size bir şey olsaydı, kendimi asla affetmezdim. Asıl sana bir şey olsaydı ben kendimi affetmezdim. Zira canın bana emanet. Ester Hatun'a haber yolladım sultanım. İmarethanede sizi bekliyorlar. İlaveten Halil Paşa'mız da gelecek. Hacı Vezir-i Azam'a malumat ver. Papa'nın casusları içimize kadar girmiş. Başka kimler bu pisliğe bulaşmış, tetkik etsinler. Emredersiniz. Bu arada Prenses Fahri için Üsküdar'daki Kavak Sarayı'nı hazırlatıyorum sultanım. Âlâ. Akşama şenlik tertip edelim. Prensesi hoş tutalım ki oğlumun gönlü şenlensin. Sultanım. Kemankeş Mustafa,
Ne oldu? Valide sultanım, padişahımızın fermanıdır. Bundan böyle ketüdağınız olarak size refakat edeceğim. Bekçilik edeceğim desene şuna. Hala bir cevap vermediniz. Sizden bir ordu istemiştim. Şu mesele. Amcandan intikam almak istediğin belli. Gözlerindeki öfkeyi görüyorum. Lakin ben bir söz verdim zaten. Gereği neyse yapacağım dedim. Orası benim topraklarım. Kimse benden daha iyi bilemez. Savaşma arzumu da hesaba katarsanız... ordunun başında ben olmalıyım. Bu mümkün değil. Neden olmasın? Zamanında babam da Osmanlı ordusunun başına geçmiş. Belki ben de... Bu mesele kapandı prenses. Zira benim askerim bir kadından emir almaz. Hünkârım. Hoş geldiniz prenses. Hanzadem. Hoppa. Bu ne güzelliktir böyle. Allah'ım korusun seni. Seni de korusun baba. Narin, Hanzademi odasına götür. Öyle çok korktum ki dün gece. Nefesim kesildi. O gemiyle birlikte ben de yanıp kül oldum sanki. Rabbime şükürler olsun. Buradasın. Yanımdasın. Korkma Ayşem. Üzülme. Nasıl üzülmem? Aklım almıyor bir türlü. Neden yaptın? Prenses için değer mi? Neden onun için hayatını tehlikeye attın? Tehlike geçti. Ben buradayım. Seni ve evlatlarımı yalnız bırakmam. Lalezar, sultanım, kaldır bunları.
Sultanım. Nedir o? Ev tapusu. Neresiymiş ki burası? Rahmetli paşamızın malının mülkünün hesabı yoktu. Onlardan biridir. Nerede ne var her şeyi bilirim. Lakin bundan haberim yoktu. Allah aşkına. Lalezar sen saraya dön. Valideme de hiçbir şey söyleme. Yalvarırım beni dinleyin ne olur. Validemizin kati emri var. Sultanım. Ne işin var senin burada? Bostancılarla birlikte geldim. Hanenizde tahkikat yapılacak. Tahkikat mı? Nereden icap etti bu? Devlet meselesi sultanım. İzahat vermeye yetkim yok. Ağalar, eşyalar kalsın. Daha sonra götürürsünüz. Aa, yalvarırım ikna edin onu. Beni dinlemiyor. O eve gidiyor. Ne evi hatun? Hristiyan alimi birbirine düşmüş vaziyette. Hal böyleyken nasıl bir Haçlı ittifakı tesis edebilirler hünkârım? Papa Urbanus'un yazdığı mektubu gözlerimle gördüm Ayzade Efendi. Öyle bir nizam tesis etmişler ki Topal Paşa dayı onların adamıymış. Neredesin Bayram Paşa? Devletli padişahım. Nasıl geç kalırsın divanıma? Bağışlayın. Emriniz üzere İsyana karışan sipahilerin peşine düştüm. Çoğu kaçmış. Lakin asilerin elebaşlarından Çamur Rıdvan'ı yakaladık. Getirin. Çamur Rıdvan. Eşkıya devriyle lebet devam edecek mi sandın? Cadı Osman, Bıçakçıoğlu, daha niceleri layığını buldu. Şimdi sıra sende. Benim canımı alabilirsiniz. Lakin isyan ateşini söndüremezsiniz padişahım. Bremerun! Sen neye, kime güvenirsin de bu lafı edersin? İsimlerini bilmem, yüzlerini bilmem. Lakin sizin sonunuzu getirecek olanlar çok uzakta değil. En yakınınızda olanlar. Hatta bu odanın içinde bile olabilirler. Kaldırın bu köpeği! Thank you.
Adın ne senin? Yakup Sultanım. Mektebe gidiyorsun değil mi? Sayenizde Valide Sultanım. Allah sizden razı olsun. Allah Sultanımızdan razı olsun. Bu hatun kimdir ağam? Ester Hatun. Sultanımızın hesap kitap işlerine bakar. Servetini işletir. Yani senin anlayacağın Valide Sultanımızın kasasıdır. Valide Sultanım. Kemenkeş Ağa'nın ne işi var burada? Sorma. Hünkaroğlum benden yüz çevirdi. Naibeliğimi aldığı yetmezmiş gibi bir de başıma nöbetçi dikti. Mehmet Paşa. Padişah Hazretleri. Prenses Fariye artık benim himayemdedir. Ne papaya ne bir başkasına zinhar teslim edilmeyecek. Sinan Paşa. Prensesin amcası İşvan'a haber yollayın. Hakkındaki ithamlardan mütevellit derhal izahat versin. Emredersiniz hünkârım. Lakin Prens İşvan bunun bir iç mesele olduğunu söyleyecektir. Kardinal katili olduğunu da düşünecek olursa... Düşmanlarımla işbirliği yapıp kuyumuzu kazması mı iç mesele? Majesteleri, Papa'nın mektubu da Sultan Murad'ın eline geçti. İşvan Hazretleri, derhal bir şey yapmalıyız. Nedir bu telaşın Victor? Sultan Murad dediğin bir çocuk. Annesi Kösem Sultan'ın eteğinde saklanan bir çocuk. Aciz bir padişahtan mı korkacağım? Bu kez vaziyet ciddi. Sultan Murat o bildiğiniz çocuk değil. Topal Paşa'yı bizzat öldürmüş. Yönetime el koymuş diyorlar. Çoktan pişman olmuş. Askere boyun eğmiştir. Prenses Faria ne olacak peki? Her şeyi anlatmıştır. Faria kendi ayaklarıyla gelecek Victor. Sen annesini bul yeter. Kraliçe Catherine. (Gülüyor)
Nereden duydun sen bunları? Harem hiç öyle anlatıldığı gibi bir yer değil. Bizim orada hep böyle şeyler anlatılır. Altın çeşmelerden akan sularda yıkanan hatunlar varmış. Devler varmış. Büyücüler varmış. Sanki masal diyarı gibi. O halde hazırlan. Neden? Akşam masal diyarında şenlik var. Hem de senin şerefine. Dıgıdık 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 dıgıdık. Geç bakalım karşıma. Hey! Ahmet! Rahat dur biraz. Koşturup durma odanın içinde. Sen de bakma öyle. İçeri götür hadi. Buyurun şehzadem. Neredesin sen Nari? Prensesi sorup soruşturdum sultanım. İncili köşkte keyfi yerinde maşallah. Keyfi batsın. Akşam da şenlik tertip etmiş validemiz. Hareme gelecekmiş. En güzel kıyafetimi hazırla Nari. Asıl prenses kimmiş görsün. Dünden beri herkes kapıma dayandı sultanım. Bilhassa iş yaptığımız tacirleri. Şimdi ne olacak diyorlar. Yeniçeriler de endişe etmişler sultanım. Paralarını soruyorlar. Ağızlarının payını veremediniz mi? Ben tabii sultanımız başımızda dedim. Kimseyi mağdur etmez. Sultanım korkuyorlar naibeliğiniz bitti diye. Nizamın değişeceğinden korkuyorlar. Korkacak bir şey olmadığını anlatın. Her şey eski usul devam edecek. İşler zinhar aksamayacak. Naibeliğim bitmiş olabilir. Lakin ben hala valide sultanım. Ben yaşadığım müddetçe nizam değişmez. Bu ev sultan. Sultanım. Beni mi takip ediyorsun? Emniyetiniz için buradayım. Neresi burası sultanım? Neden geldiniz? Bu konu seni hiç alakadar etmez. Sultan, siz... Kimsin sen? Sultanım bağışlayın. Ne olur acıyın bana, benim bir suçum yok. Rahmetli paşamız aldı beni. Bu evi açtı. Sultanım, size arabaya dönün. Bu kepazelik ne kadar zamandır devam ediyor?
Konuş hatun. Anne. Bu çocuk. Sultanım. Ağam. Ağam ne olur acıyın. Bağışlayın canımı. Benim bir suçum yok. Ağam. Korkma hatun. Kimse sana zarar vermeyecek. Tabii eğer bana yardımcı olursan. Ağam ben ne yapabilirim ki? Topal Paşa hakkında ne biliyorsan anlatacaksın. Hava ne güzel. Ne iyi ettik de çıktık. Tadını çıkar kardeşim. Son günlerimiz olabilir. O ne demek şimdi? Hünkar abimiz. Validemizi dahi tehdit olarak gördükten sonra bize dokunmaz mı sanırsın İbrahim? Bizi de Mustafa amcamız gibi kafese kapatacak. Murat abim öyle bir şey yapmaz. Çok emin olma kardeşim. Sohbet ederiz diye geldim lakin. Nedir bu haliniz? Bir şey mi oldu? İbrahim. Hünkârım. Bizi kafese kapatmazsınız öyle değil mi? Bu da nereden çıktı? Ben müsaadenizle. İbrahim sen daireye dön. Kasım abim bir suçu yok. Biz öyle kendi aramızda latife ediyorduk. Git dedim. Keman Keşa, oldu olacak hareme de gel istersen. Haşa sultan. Kasım. Sen ne anlatıyorsun İbrahim'e? Söyle. Sizi kafese kapatacağımı düşünüyorsun. Öyle mi? Haşa hünkârım. İbrahim'in de dediği gibi biz yanlarıyla latife ediyorduk. Kasım. Benim gamsız, kedersiz kardeşim. Abin olarak bu yaptıklarını hoş görebilirim. Lakin hünkârın olarak bunu bekleme. Bundan böyle lafını bil, öyle konuş. Anladın mı? Çekilebilirsin. Hünkârım. Emriniz üzere bütün gün Valide Sultanımızın yanındaydım. Vaziyetten hiç hoşlanmadılar. Alışacak Kemankeş. Herkes gibi validem de kararlarıma alışacak. Söyle, neler yaptı bugün validem? Devam edeceksin Kemankeş. Validem ne derse desin, gözünü üzerinden ayırmayacaksın. Emredersiniz.
Hünkârım, silahları ağa yollamışlar. Hünkârım, Topal Paşa ile alakalı mühim bir malumata ulaştım. Hususi bir mesele. Sarayda konuşmamız doğru olmayacaktır. Galata'da Ezerfen Çelebi'nin mekanında sizi bekliyorum. Mühim bir mesele mi var hünkârım? Anlayacağız. Hazırlığını yap Kemankeş. Akşam tebdil çıkıyoruz. Kösem Sultanım, bu zarif davetiniz için çok teşekkürler. Prenses Farya, hoş geldin. Ayşe Sultan, şehzade anasıdır. Hünkar abimin baş kadını. Hünkârım. Hünkârım. Silahlar. Neymiş şu mühim mesele? Hünkârım. Topal Paşa'nın gizli bir evi olduğunu öğrendim. İkinci bir hayatı varmış. Bir hatun ve bir çocuk. Bunlar da orada bulduğum eşyalar. Topal Paşa'nın sırları bitmek bilmiyor. Gördüğün gibi Farya. Harem hiç de anlatıldığı gibi bir yer değilmiş. Değilmiş. Doğru. Çok tuhaf. Neymiş o tuhaf olan? Harem, Sultan. Yani hiç böyle hayal etmemiştim. O kadar çok şey duydum ki sanki bir masal diyarıymış gibi. Duyduğun her şeye inanma prenses. Çoğu yalan yanlış şeyler. Lakin bir masal diyarı olduğu doğru. Neden biliyor musun? Neden sultanım? Dünyanın başka hiçbir yerinde
köle olarak girdiğim bir sarayda dünyayı yöneten bir sultan olamazsın. Hatun'u bizzat ben sorguladım. Eve gelen giden yok. Lakin bu defteri verdi bana. Nedir bu? Kudüs şövalyelerinin talimatı hafiyesi. Hünkârım, ancak ve ancak cemiyet mensuplarının sahip olabileceği gizli bir talimatname bu. O halde Papa'nın mektubunda bahsettiği teşkilat Kudüs Şövalyeleri, öyle mi? Cizvit tarikatından. Buyurduğunuz gibi hünkârım. Defterin arasından bir pusula çıktı. Rahip Lorenzo yazılmış. Kimmiş bu Rahip Lorenzo Hazerfen? Derhal yakalayalım gafili. Ben tetkik ettim. Kemakeş. Senin için Üsküdar Sarayı'nı hazırlattım prenses. Orada daha rahat edersin. Yarın yola çıkacaksın. Siz nasıl uygun görürseniz sultanım. Benim için yaptıklarınıza minnettarım. Atike, Geverhan nerede, gelmedi hala? Dairesinde validem. Canı sık. Eğlenceye katılmak istemedi. Siz burada kalın. Ben bir bakayım. Hünkârım, bu Kudüs şövalyeleri gittikleri yerlerde halkın arasına karışıp ticaret yapıyorlar. Mektep açıp eğitim veriyorlar. Sanata destek veriyorlar. Bu şekilde de din adamlarını, devlet adamlarını, tacirleri kendi cemiyetlerine çekmeye çalışıyorlar. Malumunuz üzere İstanbul'daki gizli merkezlerini öğrendim. Silahtar, yarın şu Rahip Lorenzo'yu bir ziyaret edelim. Bakalım neler anlatacak bize. Narin, şehzademi ve sultanımı odalarına götür. Yatsınlar. Sarayımızı beğendiniz mi prenses? Elbette. Güzeldir. Büyüsüne bir kez kapılan,
ayrılmakta bir hayli zorluk çeker. O yüzden fazla alışmazsanız iyi edersiniz. Anlamadım. Bence anladınız. Hünkârımızla ilgili boş hayaller kurmayın. Sonra çok üzülürsünüz. Ne de olsa yakında ülkenize döneceksiniz. Ben buraya köle olarak gelmedim sultanım. İçiniz rahat olsun. Büyülere kapılmam. Ayrıca siz bunları Sultan Murat'a söyleyin. Beni bırakmayan o. Geber hanım. Seni böyle gördükçe kahroluyorum. Ne vakit bitecek yasın? O hain için döktüğün gözyaşı yetmez mi? Ben paşaya değil, kendi aptallığıma ağlıyorum validem. Bunca zaman bir yalanın içinde yaşamışım. Yıllardır ihanet ediyormuş bana. Ne ihaneti? Gözlerimle gördüm. Kendine bir dost tutmuş. Hatta bir çocuğu var o hatundan. Bizden ayrı. Başka bir hayat kurmuş kendine. Her şerde bir hayır vardır. Bak o soysuzun hakiki yüzünü görmüş oldun. Ayşe Sultan'ı gördün değil mi? Sultan'ın baş kadını. Çocukları da var. Size bakışlarını hiç beğenmedim. Sizden hoşlanmadığı belli. Sultan Murat'tan uzak durmamı istedim. Bağışlayın prenses ama ben de aynı fikirdeyim. Yani öyle bir eşiktesiniz ki. Bir adım daha atarsanız sizin için, aileniz için çok tehlikeli olur. Bilmez gibi konuşma onu. Benim kalbimde intikam ateşinden başka bir ateşe yer yok. Olamaz. Hele ki Sultan Murat'a asla. Ordu istedim vermedi. Alay etti benimle. Neymiş? Askerleri bir kadından emir almazmış. Hünkârım. Nasılsın Ayşe? Sen geldin ya. Nasıl kötü olabilirim? Ahmet'im nasıl? Hanzadem nasıl? Uyudular mı? Şehzadem çok uysuz bugünlerde. Zor uyuttum. Hep seni sayıkladı. Hasret kaldı sana. Ben de öyle. Sen yat Ayşe, benim daha işlerim var.
Nuno Bey. Ben sizi beklemiyordum. Erdal meselesinin çözülmesi biraz vakit alacak. Bu sebeple birkaç hafta daha burada kalacaksın. Bağışlayın ama kalamam. Zaman yok. Bir an önce annemi kurtarmak zorundayım. Validenin emniyetli bir yerde olduğunu söylemiştin. Amcam onun peşinde. Ya bulursa düşüncesi bile korkunç. Gitmeliyim. Eğer öleceksek de beraber öleceğiz. İşvan'a fermanım gitti. Papa'ya da öyle. Artık kimse buna cüret edemez. Zira seni himayeme aldım. Teamüller icabı esirimsin. Esir mi? Gel. Ayşe Sultan, ben nasıl diyeceğim bilemiyorum. Hünkârımız İncil'i köşke gitti değil mi? O kadının yanına. Sultan, boş yere üzmeyin kendinizi. Hem prenses yarın gidecekmiş zaten. Hala prenses diyor. Defol git. Yıkıl karşımdan. Yıkıl. Cüretimi bağışlayın. Fakat ben buraya sizden yardım istemeye geldim. Esiriniz olmaya değil. Bunu daha evvel düşünecektim prenses. Madem buradasın, madem bana sığındın, ben ne diyorsam onu yapacaksın. Peki ya şimdi ne olacak? Diğer kadınlarınız gibi hareminize mi alacaksınız beni? Cariyeniz mi olacağım? Prenses var ya, bu bir devlet meselesi. Zinhar daha fazlası değil. Prenses pek yaman. Gözü kara. Israrla benden bir ordu istiyor. Başına geçip amcasıyla savaşacakmış. Yapar mı yapar hünkârım. Bugün Üsküdar'daki saraya gidiyorlar. Lakin içim hiç rahat değil Sirhattar. Papa Hatun'un peşinde. Tekrar saldırabilirler. Orada emniyetini bizzat kendim sağlarım. Lakin İçiniz rahat edecekse burada yanınızda kalabilir.
Muazzam bir atıştı şehzadem. Nişancılığınız hayli keskin. Daha iyisi olur paşam. Hayırdır? Sen niye geldin? Valideniz Gülbahar Sultan mektup göndermiş. Bu halden hasta olduğunu yazmış paşa. İnşallah ciddi bir hastalık değildir. Bilmiyorum Sinan Paşa. Ne olduğunu yazmamış. Şu hale bak. Validem hasta lakin yüzünü görmem dahi yasak. İşler değişti şehzadem. Kösem Sultan artık naibe değil. Hünkârımıza bir konuşsanız kim bilir belki validenizi görmenize izin verir. Siz ne yaptınız prenses? Karşınızda bir padişah var. Kaderimiz onun iki dudağının arasında. Öyle kaba saba davranınca tutamadım kendimi. Sultan Murat sizi kabul etti. Ağırladı, korudu. Yardım da edecek. Bence halimize şükretmeliyiz. Ben bunların hepsi için ona minnettarım. Kendisine de söyledim. Ama ben buyum. Hiçbir şey söylemeden susup oturamam. Olduğundan farklı davranamam. O da öyle zaten. İşte ben de bu yüzden korkuyorum zaten prenses. Hayırlı sabahlar prenses. Size de sultanım. Neden toplandı eşyalar? Hünkâr abim size söylemedi mi? Neyi? Prenses Farya oğlumun aklını başından almış belli. Gece onun yanına gittiğine göre. Vallahi hatunun gözü göz değil sultanım. Fena. Validem. Aslanım hoş geldin. Gel otur anaoğlu sohbet edelim biraz. İşlerim var çıkacağım. Prenses Farya'nın vaziyeti hakkında konuşmaya geldim. Üsküdar'daki saraya göndermekten vazgeçtim. İncirlik Köşk'te kalacak. Olacak şey mi bu? Sarayın kaideleri belli. Burada kalması zinhar münasip değil. Münasip Validem. Ben istersem münasip. Hatunu getir buraya. Hazırlıklar tamam hünkârım. Hünkârım, çıkıyor muydunuz? Konuşmak istediğim mühim bir mesele vardı. Yer Bayezid yolda anlatırsın. Gel. Hünkâr oğlum geldi, konuştuk biraz. Anlaşılan kulağına bir şeyler fısıldamışsın ki burada kalacağını söyledi. Lakin bu mümkün değil. Sarayda kalmana müsaade etmem. Hareme girmez, söz konusu dahi olamaz.
Sultanım bağışlayın ama benim hiçbir şeyden haberim yok. Az önce Atike Sultanımız geldi ve burada kalacağımı söyledi. Sultan Murat öl... Derhal git toparlan. Üsküdar Sarayı'na gideceksin. En kısa zamanda da ülkene yollayacağım seni. Başımıza açtığın dertler kâfi. Çekilebilirsin. Hiçbir şey anlamadım. Hakaret edip kovdu beni. Beni bu sarayda istemiyormuş. Sinan Paşa'ya haber ver. Evet. Seni dinliyorum evladım. Söyle bakalım. Nedir günahın? Ben günah çıkarmaya gelmedim peder. Lakin sizin günahlarınızı dinleyebilirim. Neler oluyor? Ne istiyorsunuz benden? Rahip Lorenzo. İşittim ki Papa Urbanus'un en sadık adamıymışsın. Devletimi karıştırmakmış niyetin. Hünkârım. Yalan bütün bunlar. İftira. Ben Osmanlı'ya sadakatle bağlıyım. Benim asla böyle bir gayem olamaz. Biz sizi konuşturmasını biliriz peder. Sinan Paşa'm. Fiat volum das tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quae ditanium da nobis hodie, et dimite debite nobis debite nostra. Kudüs şövalyelerinden olduğunu biliyoruz rahip. Buradan sağ kurtulmanın tek yolu konuşman. Et nos indicus. Ne biliyorsan anlat. Senden başka kimler var? Aramızdaki hainler kim? Paternoster et quies in celis, sacrificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua. Dur! 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 Dur!
Ne öğrenmek istiyorsanız söyleyeceğim. En doğru kararı verdin Rahip. Şimdi söyle, devletin içindeki hainler kimler? Söyleyeceğim. Lakin bir şartım var. İsyanların arkasında Papa varmış Bayezid. Küffar savaşta başaramadı, bizi birbirimize düşürüp içten yıkmaya çalışıyor. Buna güçleri yetmez. Birlikte hepsinin hakkından geliriz evvelallah. İnşallah Bayezid, inşallah kardeşim. Sen benimle bir şey konuşmak istiyordun. Canın sıkkın belli. Nedir mesele? Validemden mektup aldım. Rahatsızmış. Durumu pek iyi değil. Eğer müsaadeniz olursa bir kez daha olsa görmek isterim. Gitmen mümkün değil Bayezid. Buna izin veremem. Lakin validen buraya gelebilir. Sağ olun. Silahlar? Nedir vaziyet? Konuştu mu Lorenzo? Konuşacak. Lakin yalnız size konuşurmuş. Ayşe Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Prenses Farya Üsküdar Sarayı'na gitmek üzere yola çıkıyor. Elçilere haber verin. Gemiye varmadan o hatunu yakalasınlar. Sultanım, bu çok tehlikeli. Hünkârımız öğrenirse hepimizin başı büyük belaya girer. Kösem Sultanımızın vaziyetten haberi var mı? Elbette var Sinan Paşa. Valide Sultanımızın haberi olmadan böyle bir işe kalkışır mıyım? Rahip Lorenzo. İşte buradayım, karşındayım. Ne biliyorsan anlat. Yüce Padişah Hazretleri. Osmanlı büyük bir imparatorluk. Ama siz isterseniz çok daha büyük bir imparatorluk olabilir. Roma dahil bütün dünyaya hükmedebilirsiniz. Roma dahil. Roma, Viyana, bütün Avrupa kan dökmeden, savaşmadan elinize geçebilir. Şimdi merakımı cezbettin. Nasıl olacak bu iş? Şüphesiz tarihin gördüğü en kudretli hükümdar olacaksınız. Tabii eğer vaftiz olup Hristiyanlığı kabul ederseniz. Prenses, arabanız hazır. Sultan Murat'la görüşmek istiyorum. Hünkârımız saraydan ayrıldılar. Bu işin içinde bir iş var madam. Önce Atike Sultan geliyor, burada kalacağımı söylüyor. Sonra saraydan kovuluyorum. Rahip Lorenzo, ben yanlış mı işittim? Sen beni Hristiyanlığa mı davet ediyorsun? İslam aleminin halifesi Sultan Murad'ı Hristiyanlığa davet ediyorsun, öyle mi? Bir düşünün. İncil'i kabul edip
Yüce İsa'ya hürmet etmeniz kâfi. Romalılar nasıl Konstantin'de Hristiyan oldularsa, Türkler de sizinle öyle olacak. Bütün dünyaya hükmedip, diğer bütün hükümdarlardan üstün olacaksınız. Hiçbir çağ adınıza kayıtsız kalmayacak. Benim Hazreti İsa'ya hürmetim baki. Lakin benim yolum Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Pusulam bellidir. Kur'an-ı Kerim. Dünyaya gelirsek bir gün inşallah tamamını fethedeceğiz. Aziz Pietro'da, Aziz Stefan'da namaz kılacağız. Lakin sen bunu göremeyeceksin. Allah! İyi mi ettik, kötü mü ettik bilmem. Hünkârımız ne diyecekler bu işe? Hünkâr oğlum benden haremi idare etmemi istedi. Ben de ediyorum hacı.